Ben Gülşah Yiğit Hanım'ın sorusunu cevaplandırayım. Kira gelirlerinin aylık olarak bankadan kesilmesiyle oluşacak durum ev sahibini mi kiracıyı mı zorlar? Gücü yeten yetene Gülşah Hanım, eğer kiracının, ev sahibinin kira miktarını kiracıya yıkmak gibi pazarlık şansı, konumu veya kiracının zor durumu varsa bu kiracıya yansıyacak demektir. Kiracı bulamamak durumunda ise de ev sahibine yansıyacak demektir. Özel bir Ferit, sen bildiğin için söylüyorum. Bu vahşiliğe bakar mısın? Benim anam 85 yaşında. Çok üzgünüm. Ciddi tıbbi bakım sebebiyle evde bile bakamıyoruz. Tıbbi bakım merkezinde tutuyoruz. Aylık 35 bin lira parasını ödüyoruz. Memlekette eşyasıyla bırakmak, eşyasıyla birlikte bırakmak zorunda kaldığı evi de 5 bin liraya kiraya verdik. Dikkat, Ferit bir şey söyleyeceğim. Özel durum anlatmak için değil. Hastasına, yaşlısına sahip çıkmayan bir devlet, o 85 yaşındaki o kadının 5 bin lirasından vergi alacak şimdi. Bak, vergi alacak. Birebir, hiç mübalağa etmeden söylüyor. O 5 bin liradan o bakıma, vasi tayin edilmiş bakıma muhtaç kadından 5 bin lira üzerinden vergi toplayacak. Öbür taraftan 2,2 trilyon TL'yi de muafiyet istisna teşvik adı altında tahsilinden vazgeçecekler. Sonra da oturup işte ana muhalefet partisini de uslu çocuk haline getirecek şekilde oryantasyon programı uygulayacaklar ki toplumun da gazını almış olsun. Böyle bir vahşi bir düzende yaşıyoruz. Adaleti yok, hukuku yok, vicdanı yok, hiçbir ölçüsü yok. Yani seyircilerimden özür diliyorum bu özel durumu anlattığım için. Hayır abi, o yok yok ya. Adaletsizlik örneği olduğu için anlattım. Yani yaptıkları iş bu. O şeye 33 bin lira bir muafiyet sınırı vardı. 33 bin lira ne demektir muafiyet sınırı biliyor musun Ferit? Ayda 2500 lira kira geliri olanlar bu vergiye takılmasınlar diye bir muafiyet sınırı vardı. Mehmet Şimşek Efendi o 33 bin lira yıllık vergi geliri muafiyetini kaldırıyormuş. Yani 2500 lira ne demek 2500 lira? Gecekondudan kira gecekondular bile 2500 lira değil artık. Yok öyle bir şey. Ondan senden de vergi alacağım diyor. Sonra da açıklıyorlar ki 37 tane yap işlet devret veya kamu özel işbirliği projelerini garantili projeler alan şirketlerin 37'sinin matrahsız beyannamesi varmış. Vay anam ya. Ya buraya bakar mısın? Ya bu nasıl bir düzendir ya? İki ihtimal var. Gelirlerini saklıyorlar, kayıt dışı işlem yapıyorlar. Teşvik, muafiyet adı altında yatırımlarını gelirden düştükleri için matrahsızlar. Üçüncü ihtimal imkansızdır, zarar ediyorlar. Hangisini beğeniyorsanız beğenin, seçin beğenin alın. Duydun mu Ferit? Böyle bir zulüm düzen olabilir mi ya? Böyle bir düzen yürüyebilir mi? Bir daha Ama abi nasıl yürütüyorlar böyle bu düzeni biliyor musun? Böyle düzeni nasıl yürütüyorlar? Düzenin, sistemin ideolojik aygıtları var. Bu ayrılıkçı, bölücü, terörle, aşırı İslamcılık korkusuyla, kaygısıyla toplumları korkuttuklarından oradan da meşruiyet devşiriyorlar. Yani sözde düzen karşıtı olan aşırıcı, ayrılıkçı teröristler veya siyasal İslamcılar düzene karşı gelirken düzeni tahkim ediyorlar. Bak düzeni tahkim ediyorlar. Enstrümanları farkında mısın? Yani 85 milyon o terör grupları dışındaki 85 milyon
o terör gruplarının bu gerizekalılığı yüzünden mevcut sistemi tahkim etmiş oluyoruz. Enstrümanlara bak, ne güzel değil mi? Herkesi idare ediyoruz. Herkesi. Abi bu konuta hazır girmişken aklıma geldi. Biliyorsun Temmuz'la beraber artık bu %25 zammı da %25 sınırı da kalkıyor. Ya zaten kendileri getirdiler %25'i. Abim şimdi %25 niye kalkıyor? Ortalık karıştı. Millet birbirini öldürdü. Yani öldürdü. Mecazi olarak söylemiyorum yani. Gerçekten millet birbirini öldürdü bu şeyde, bu karardan sonra. Şimdi de bunu kaldırıyorlar. Kaldırdıktan sonra nasıl bir ortamla karşılaşacağız? Yani kaldırmazken bile bazı ev sahipleri tabii yüksek zam veriyorlardı kiracılara. Ama şimdi ne olacak? Birinci sorun bu. Yani hangi orana göre? Tamam. Eski düzeni söyleyeyim. Tamam ya, TÜFE oranlarına göre, ama acaba öyle olacak mı? Bir de şu var. İkincisi, bu abi %25 sınırının kalkmasından sonra konut fiyatlarıyla ilgili bir gelişme olabilir mi? Bir de onu açıklamanı isteyeceğim. Ya piyasada nasıl etkilenecek yani? Ferit, bütün bunların hepsi ekonomiye sert bir fren yaptıracak. Sebebi de belli. Eğer siz önünüzü 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl öngörülebilir bir ülkede, bir ekonomik altyapıda ve finansal istikrarda göremiyorsanız, kendinizi koruma yollarından birisi enflasyondan korunma adında fahiş fiyat dediğimiz kavramlara sığınmak zorundasınız. Ya da piyasadan çekilirsiniz. Farkında mısınız, seyircilerimizin bir kısmı benim X hesabımı, yani Twitter hesabımı da takip ediyorlar. İki gündür Galata üzerinden ortalığı karıştırıyorum. Evet. Galata üzerinden. Görmüşsündür sen de. Sevgili Ferit, toptan un fiyatı, Galata unu dediğimiz unun fiyatı 30 lira. 120 gram kuru ekmek demek olan galeta 52 lira 50 kuruş. 52 lira 52 kuruş üzerinden 120 gramı hesapladım. Toplam 450 liraya kilosu geliyor kuru ekmeğin. Kuru ekmeğin kilosu, yani unu 30 lira olan bir ürünün, unlu mamulün fiyatı 450 liraya geliyor kilosu. Bu ne demektir? Bu hepimizin, üreticinin, tüketicinin, aracının, ticaret erbabının, dağıtım ağlarının, hepimiz gerçeklik algımızı kaybettik. Maliyet fiyat mukayesesini, ilişkisini kaybettik. Fiyatlama davranışlarımızı kaybettik veya enflasyondan korunacağım adı altında o gerekçeyle ahlaksızlığa yöneldik. Ne dedim şimdi? Niye ahlaksızlık dedim? Ya şimdi birisi, ya ben bunu maliyet fiyat dengesini gözeterek satarsam 6 ay sonra, 1 sene sonra bu düzende ayakta kalabilme imkanı yoktur diye bir izah bulup fiyatlarını ona göre belirliyorsa, sözde tedbirini böyle alıyorsa, bu bir bakıma ahlaksızlık. Fahiş fiyat dediğimiz bu. Ama fahiş fiyatın sorumlusu üretici, tüketici, satıcı filan değil. Bu düzeni alt üst edenlerdir sorumluları. Yani enflasyonun ahlaksızlık üretmesi, kanser üretmesinin gerekçeleri, hem psikolojik hem ekonomik gerekçeleri bunlardır. Maliyetle fiyat arasındaki ilişki kopar. Gerçeklik algın kopar, fiyatlama davranışları bozulur. Nasıl olsa hangi fiyatı koysam milletin gerçeklik algısı bozulduğuna göre satılır diye düşünenler de ahlaksızlaşırlar. Ne dedim şimdi, sen bana konut sordun, ben sana galet anlattım. Yok ama anlaşıldı yani meselen, doğru. Ne dedim şimdi? Ya böyle bir ortamda demek istiyorsun. Sen konut üreticisisin veya konut alıcısısın, tamam mı? Ya konut alacaksın ya da konut üreteceksin. Sen biliyorsan ki benim önümdeki 10 yıl boyunca bu ülkede enflasyon %5 civarında olacak.
benim ürettiğim konutları da benim müşterilerim %7'lik faizle mortgage kredisi kullanarak alabilecekler. Kiracının durumunu da, ev sahibinin durumunu da, yüklenicinin durumunu da özetleyecek formülü söyledim sana. Onun sonucu ne olursa olur, olur da burada da ne olursa olur, tutturan tutturur, tuttuğunu öper. Ev sahibi kiracıyı, kiracı ev sahibinin müteahhit, konut alıcısını, banka müteahhiti yükle filan. Kim sonra, kimi tutuyor? Sonra abi, sonra banka hepsini. Hepsini öper. Kim kimi tutuyorsa onu öper. Anladın mı ne dediğimi? Çok ekonomik bir izah olmadı. Ama çok güzel oldu, güzel güzel. Evet, daha iyi oldu. Bu böyle anlaşılır. Bu böyle anlaşılır. Bir de tersini örnek ver. Konut alacaksın %5'le 30 yıl vadeli, maaşının 1/3'iyle, maaşının 1/3'iyle taksit ödeyerek alacaksın. Sen de konut üreticisisin, müteahhitsin. Ya ortada bu kadar hazır müşteri var. Benim maliyet fiyat ilişkisini koparmama gerek olmayacak şekilde, sürdürülebilir şekilde, önümdeki 10 yılı görecek şekilde hareket etme imkanım var dersen, rekabet de, fiyat rekabeti de bu şartlarda oluşursa kim kazanır? Herkes kazanır. Kim kazanır? Üretici, tüketici, devlet, kamu, herkes kazanır. Piyasa mekanizması dediğimiz budur. Bunun işlemesi için öngörülebilirlik lazımdır. Şimdi biz diyoruz, niye sanayi gelişmiyor bizde? Niye sermaye ranta yöneliyor? Ya Ferit'ciğim sana bir şey söyleyeceğim. 10 milyon dolarım var. 10 milyon dolarla yatırım yapıp 3 sene sonra başının nasıl belalara gireceğini hesaplamaz mısın? Yoksa o 10 milyon doları rant projelerine yatırıp bir sene içinde ikiye katlamayı mı düşünürsün? Tabii, tabii. Keyfim rahat olur. İkincisi de. Bak ne dediğimi duydun ben, mu? Ben yapmam da ama sistem öyle maalesef. Evet. Ben insan, rasyonel insandan bahsediyorum. Bu soruların cevapları, bu soruların cevaplarını verdiğimizde durumu anlamış oluruz. E şimdi bakar mısın? Enflasyondan en çok yarar sağlayan devlet. Niye? Fiyatların KDV, ÖTV yoluyla nasıl arttığını, tahvilatların nasıl arttığını az önce söyledim. Kim bu enflasyon dediğimiz beladan kim çeker? Fiyatları yansıtma imkanına sahip olmayan, fiyatlara maruz kalan dar gelirli insanlar muhatap olur. Bunun zulmünü onlar çeker. Sen üreticiysen, tacirsen, enflasyonu yansıtma şansın varsa seni ilgilendiren bir şey yok. Aldığın mal ve fiyata enflasyonu yansıtabiliyorsan seni ilgilendirmiyor. Sen aracısın. Enflasyona aracılık yapıyorsun. Kim son muhatap? Maruz kalan kim? Dar gelirli. Biziz abi, hepimiziz. Yansıtma imkanı olmayan insanlar. Yani toplumun %90'ı. %90'ı. Geri kalan %8,5 var ya. 8, yani bugünkü nüfusumuza bakarak söylüyorum. 8,5 milyon bu ülkenin tuzu kurularından oluşuyor. E birini, onları da çok kötü niyetli görmüyorum. Az önce söyledim. Adam diyor ki ben kendimi korumak için. Bu öngörülemezlik içinde benim fiyat maliyet analizim %25 karı gerektiriyor olsa bile ben bir sene sonra, iki sene sonra neyle karşılaşacağımı bilmediğim için fırsat elimdeyken şu kar marjımı 50'ye çıkarayım diyor. Anlatabildim mi?